Diyarbakır'da HDP binasının önünde aileler çocuklar için toplandı. Çocukları daha kaçırılan aileler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim kızım ben? Yapacak bir şeyimiz yok ama kim bunlara bu şu çocukların için ben üzülüyorum kızım, üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Ben bunları her gün seyrediyorum. Bu çocuklar biz hepimizin çocuğu, çoluğu çocuğu var kardeş. Bak burada yok. HDP bu memlekete ne bak şu cennet vatanımızda şu cennet vatanımız cennet kızım bak. Hepimiz ne karşıma ne gireceğim var. Şu cennet vatanımızda kim yanlış yaparsa Allah belasını versin kızım. Allah belasını versin çocuğum. Bu kadınlar neden şimdiye kadar konuşamadılar? Neden konuşamadılar? Bu Diyarbakır'daki tabii bunlara baskı vardır. Evet baskı vardır. Ben baskı vardır ve onun için konuşamadılar. Şimdi hepsi tek tek konuştular. İyi yaptılar ki iyi yaptılar kardeşim. Evet. Adamın çocukları mesela dağda bayırda yazık günah değil de. Analara, babalara çocukları var. 15 yaşında çok da bu mesela dava kaçıyor. Günah değil mi? Ya çok üzülüyoruz yavrum tabii ki. Biz de takip ediyoruz televizyonda. Allah yardım etsin yani inşallah bir an önce şey olur. Çocuklarına kavuşsunlar. Tabii ki biz de anneyiz. Yani bir an önce onlar da inşallah tabii destek olmak çok önemli. Tabii onlara annelere destek olmak çok güzel bir şey yavrum. Evlat için her şey yapılır yavrum. İçin insanı tabii ki canını veriyor muhakkak. Onlara katılıyorum ben yavrum. Ben de gerçekten onlar için bizi dinledikçe ağlıyoruz biz de. Biz de çok üzülüyoruz. Biz de orada olsaydık biz de giderdik yani. Muhakkak Diyarbakır'da olsan giderdim ben de gerçekten. Çocuklarını daha kaçırmışlar. Onlar da çocuklarını istiyorlar. Niye kaçırıyorlar çocuklarını yani? Gönüllü giden yok. Çok iyisini yaptılar. Daha çoğası var daha iyi olur. HDP'ye oy verenler de anlasınlar. Durumu nasıl olduğunu. Allah onların yanındayız. Sonuna kadar istersem gidebilirim de oraya onların yanına. Destek olmaya. Gitmeyi de istiyorum hem de. O annelerin yanına destek olmaya gitmeyi istiyorum. Gidin ben de sonuna da destek veririm. Ben yapacak işim yok. Benim çocuğum da öyle olsa ben de destek şey derim. Destek veririm. Elimden geldiği kadar sonuna da peşinde olurum. Başka gidecek bir şeyim yok. O soğukta, o dışarıda yazık günah. Şimdi havalar da serin yani annelere yaz biz de anneyiz. Kim evladına üzülmez? Onlarda ne üzüntüler var? Allah inşallah kavuştursun tez de yatın. Yani öyle şey olur mu yavrum? Yavrum Allah onlara kolaylıklar, sabırlar versin. Yavrum hepimiz gördükçe üzülmez mi? Hepimiz din kardeşi öyle ya. Çocukları gelip onlara kavuşana kadar üzülüyoruz yavrum. Üzülmeyiz. Biz de anneyiz. Bizim evladımız öyle olsa üzülmez miyiz? Olmaması lazım. Kaçırıp da neye mücadele edeceğini, neyi ondan sonra tanımadığını askere, polise saldır, kurşun at, tanımadığın insanları önünü kes, işte yol boyu yapıyorlar. Çok acı olaylar olmaması lazım böyle ülkemizde. Bak devlet onlarla uğraşıyor. Askerin yani şehit veriyoruz. Bugün o uçaklar, tanklar bedava gezmiyor. Onlar yakıtı bir şey var, yordam var. Devlete zarar. O da çok büyük hata yani. Değil mi yani? Ne işi kaçırıyorsun? Kimle mücadele, neyin mücadelesi veriyorsun? Amaçsız bir şey. Arkasındayız, arkasında. O insanları indirebilecek tek güç aileleri. Aileler derken annelerden bahsediyorum. Anneler biliyorsunuz kutsal varlıklar ve canlarını dişine takarak bu insanların peşine düşerler. Sonuçta emellerine ulaşırlar. O çocukları kaçırdıkları PKK'lar için aileler üzülmektedir. O PKK kaçıran çocukları gerisi gerisi verilmesini rica ediyoruz. Bir Türk bayrağının altında böyle bir hareketler yakışmaz yani. Annelere her zaman saygımız, hürmetimiz vardır. HDP binasının önünde niye durayım ki ben? Başka binanın önünde durdum. HDP binası nedir ki ben onun binasının önünde durayım? Durmam. HDP binasının önünden geçmem bile. Ya insan gibi insan binasının önünde dururum. MHP binasının önünde dururum. Ama HDP binasının önünde durmam. HDP'yi kaldırsınlar bir kere. HDP nedir ya?